Merhaba sevgili izleyiciler. Bir meyve var ki kırmızısı var, sarısı var, yeşili var, çekirdeklisi var, çekirdeksizi var. Ki çekirdeklerinin inanılmaz faydası olduğu söyleniyor. Flavonoid var deniyor, işte ömür uzatıyor deniyor, antioksidan deniyor. Gidiyoruz onları aktarlardan, kutu kutu eczanelerden alıyoruz. Biraz abartıyoruz galiba. Doğanın içinde zaten yıllardır, yüzyıllardır, asırlardır var o meyveler. Böyle azar azar, her güne yayarak, sakin sakin yesek çok daha iyi olacak ama... Hani o modalar, trendler falan var ya, Güler Hanım'la onu konuşuyorduk biraz önce. Efendim, üzümden bahsediyorum. Üzümü suyunu sıkarız, içeriz, yüzümüze süreriz, cildimizi gersin diye. Kurusunu yeriz çayın yanında, pastanın içine koyarız, yaşını yeriz. Üzüm gerçekten çok faydalıdır. Ama onları öğrenelim diyetisyen Gülen Akboyar'dan. Güler Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Üzüm gerçekten de çok sevimli, çok tatlı, gerçekten de şekerli ve faydalı bir meyve. Öyle değil mi? Ne faydaları var? Bize anlatır mısınız biraz? Üzüm çok uzun zamandır kullandığımız bir bitki bu arada. Çok eski zamanlara dayanıyor. Evcilleştirilmesi dediğimiz bizim, ehlileştirilmesi üzümün. Üzüm gerçekten dediğiniz gibi vücudumuzun, hani saçımızın ucundan ayak ucumuza kadar hani bizim en güzel kullandığımız meyvelerden bir tanesi. Biz her zaman için deriz ki hiçbir meyveye anlam yüklemeyelim çok fazla. Hiçbiri mucizevi değil. Hepsinden dediğiniz gibi biraz azar azar, biraz biraz her gün bunlardan kullanmak lazım. Üzüm de kullanmamız gerekenlerden bir tanesi. Tam da zamanında geldi. Artık yavaş yavaş üzümler de çıkmaya başlayacak. Üzümün dediğiniz gibi farklı farklı çeşitleri var. Biz bunun kurusunu da kullanabiliyoruz, yaşını da kullanabiliyoruz. Ve çekirdeğini dahi kullanıyoruz dediğimiz gibi. Çekirdeğin içindeki bazı maddeler, resveratrol dediğimiz bir madde özellikle bizim için çok önemli. Özellikle ne var? Beyin sağlığını mesela koruyor. Beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor üzüm. Alzheimer'ın etkilerini azaltıyor. Midemizdeki hazımsızlığa iyi geliyor. Daha sindirimin kolay hale gelmesini sağlıyor. Meme kanserinde çok etkili kullanılıyor. Özellikle tümör oluşumunun engellenmesine sebep oluyor. Son yapılan araştırmalar bu yönde. Bayanlar bol bol yesin o zaman. Tabii. Yaşlanmaya bağlı göz hastalıklarını, yani zamanla birlikte hani katarakt oluşumu yaşlanmaya bağlı olarak oluşabiliyor. Bu göz kusurlarının azalmasını sağlıyor. Kolesterol düşürücü etkisi var. Akciğerlerdeki nemi yükselttiği için astım ataklarının şiddetinin azalmasına da sebep oluyor aynı zamanda. Özellikle kırmızı üzüm antibakteriyel ve antiviral etkileri var. Özellikle de mesela uçuk, herpes simplex dediğimiz uçuk virüsünün ve çocuk felci virüsünün virüsünden korunmamıza yardımcı oluyor. Lifli olduğu için kabızlığa iyi geliyor ve bağırsakların daha güzel çalışmasını sağlıyor. Ciltteki kolajeni uyararak cildin daha gençleşmesini sağlıyor. Özellikle üzümün çekirdeğinde var bu durum. Dışarıdan da daha harici olarak da mesela tabii, yüzümüze sürebilir miyiz? Kozmetiklerde de mesela biliyorsunuz var. Veya kendiniz de üzüm çekirdeğini alıp biraz hani suyla karıştırıp cildinize maske halinde de sürebilirsiniz. Bu direkt cildiniz zaten alacaktır o özelliği. Onun dışında vücudumuza serbest radikaller zarar verir. Dışarıdan sürekli aldığımız serbest radikaller var. Bunlara karşı da etkilidir. Onlar da ne yapıyor? Cildimize hasarlar veriyorlar. O hasarların önlenmesi için üzümü kullanıyoruz. Saç köklerini besler mesela. Saçların daha güçlü olmasını sağlar. Daha fazla çıkmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır ve saç uzamasını arttırır. Ne güzel. Ve en sonlarda hani biz içerdiği o şeker içeriğiyle ilgili olarak mesela diyoruz ki hem fruktoz hem glikoz içerdiği için bizim için diyetlerde tatlı krizini önlemek için de biz hemen kuru üzümle desteklemeye çalışırız mesela danışanlarımızı. Çok da etkili olarak kullanıyoruz. Glikoz içerdiğini bilmiyordum üzümün. Sadece İçeriyor. Fruktoz içeriği. O zaman biraz dikkatli yemek lazım değil mi? Salkım evet, yemeyeceğiz evet, yani. Evet. Yani miktarlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Biz üzümde falan hani 15 iri tane üzüm diye söylüyoruz bir porsiyon ölçüsü olarak. Bir de kalp ve damar koruyucu olarak aynı şekilde kullanabiliyoruz bunu anti inflamatuar etkisinden dolayı, antioksidan etkisinden dolayı damar sertliğinde, işte kalp krizinin azaltılmasında falan gene çok etkin olarak kullandığımız bir bitkidir. Evet, o zaman belirli miktarlarda
üzüm yiyeceğiz. Hep yiyeceğiz ama miktarları dediğiniz gibi belli miktarlarda tutacağız. Çünkü şeker oranı olduğu için üzümde biraz dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle diyabetik hastalarda üzümü biz önermiyoruz pek ne yazık ki. Glikoz içeriğinden dolayı. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Gülen Hanım.